Herkese yeniden merhaba. Bu defa bir geometri sorusuyla karşınızdayız. Görmüş olduğunuz üçgen iki doğru parçası yardımıyla dört değişik alana bölünmüş ve mavi bölgenin alanı isteniyor bizden. Çözüme geçmeden önce üçgenlerde alan ile ilgili bir bilgiyi hatırlayalım. Aynı yüksekliğe sahip üçgenlerin alanları tabanlarıyla aynı oranı sahiptir. Mesela tabanda 3x var ve alan 15 birim kare ise tabanda 4x olduğunda burası 20 birim kare olacaktır. Çünkü tabanlar oranı 3'e 4, alanlar oranı da benzer şekilde 15'e 20 yani 3'e 4 olur. Benzer şekilde eğer alanlar 20 santimetre kareye 30 santimetre kare verilmişse şöyle 10'a böldüğümde demek ki alanlar oranı 2'ye 3, tabanlar oranı da benzer şekilde 2'ye 3 olarak yazabilirim. Yani buraya 2x buraya da 3x yazabilirim. Tamam bu bilgiler ışığında şimdi sorumuzu çözelim. E, Sorumuzda dörtgen alanı soruyor. O zaman şöyle OB'yi çizerek bunu iki değişik üçgene ayırayım. Bu üçgenlerin alanlarını bulduğumda dörtgenin alanını da bulmuş olacağım. Peki bunun için ne yapacağım? Öncelikle ADC üçgenine odaklanıyorum. ADC üçgeni AO yardımıyla değişik alanlara ayrılmış. Burası bir birim kare, burası 3 birim kare. Ben bunun e, üçgenin e, tabanını şu OCD kabul edersem, o zaman şu parçalarda alanlarla aynı oran sahip olacaktır. Yani burası 3x iken burası 3x olacaktır. Şimdi DBC üçgenine odaklanıp DC'yi aynı şekilde taban kabul edersem aynı yükseklik yardımıyla burasına S dersem, bakın şurada görmüş olduğunuz alanda ne olacaktır? 3S olacaktır. 3S olur. Neden? Çünkü x eğer taban x birim ve alan s birim kare ise taban 3x olduğunda e, alan da 3s birim kare olacaktır. Peki burada e, burası 2 birim kare verildiğine göre şurada gördüğünüz mavi alan ne olacaktır? 3s eksi 2 birim kare olacaktır. 3s eksi 2 birim kare. Şimdi kalanları şöyle gereksiz olanları silelim. Kalabalık yapmasınlar. Daha sonra bazı şeyleri kullanacağım yine. Evet. Şunları siliyoruz. Şuraya s demiştik. Unutmayalım. Burası s'ti. Burası da 3s eksi 2 oldu gördüğünüz gibi. Şimdi bu sefer AEC üçgeninde odaklanayım. Şöyle AEC üçgenine odaklandığımda ortak taban olarak şu AE'yi kabul edeyim. Burası 3 e, alan 3 birim kare verilmiş. Burada da 2 birim kare verilmiş. Demek ki ben buradaki tabana 3x, buradaki tabana da şur görmüş olduğunuz tabana da 2x diyebilirim. Tabii ki x demeyeyim kafalar karışmasın. Buna y diyeyim. Buna da aynı şekilde 3y, buna aynı şekilde 2y diyeyim. Tamam. E, bu durumda bakın şu AOB üçgeninde taban 3Y iken alan S artı 1 oluyor. O zaman şuraya yazalım. Taban 3Y iken alan S artı 1 oluyor. Peki taban 2Y olduğunda alan kaç S olur? Onu hesaplayalım. Şimdi alan 3, e, taban 3Y iken alan S artı 1 ise alan, e, taban Y iken alan s artı 1 bölü 3 olacaktır. Tamam burada 2'ye olduğu için 2 katını alırsak 2'ye olduğunda 2 çarpı s artı 1 bölü 3 olur. E, aynı e, alanı ifade ediyoruz aslında, yani burası 2 çarpı s artı 1 bölü 3. Daha önceki üçgen yardımıyla ben bu alanı 3s eksi 2 bulmuştum. Yani aslında bir denklem elde ettim burada. Bu denklemi çözersem e, S'yi bulmuş olacağım. Ve sorumuzun çözümünü de elde etmiş olacağız. Demek ki 3S-2 eşittir. 2 çarpı S artı 1 bölü 3 olacaktır. Bu denklemin çözümü için her iki tarafı öncelikle şöyle 3 ile çarpalım. 3 ile çarparsak şuradaki 3'ler sadeleşir. 3 çarpı 3s 9s eksi 3 çarpı 2 6 eşittir 2s artı 2 olur. Gerekli işlemleri yaparsak 7s eşittir 8'den 8'den s'nin 8 bölü 7 birim kare olduğunu görürüz. Peki bizim istediğimiz alan neydi? Bulmak istediğimiz alan şöyle yazarsak D, B, E, O dörtgenin alanı. Burası S birim kareydi. Burası da 2 çarpı 3S e, neydi? Ha Buna gerek yok. Şuradan alabiliriz. 3S eksi 2 idi. Toplarsak arkadaşlar 4S eksi 2 birim kare olur. Burada S yerine yazarsak 4 çarpı 8 bölü 7 eksi 2'den o da eşittir. 32 bölü 7 eksi bunu da 14 bölü 7 yazalım. Bu durumda bulmak istediğimiz alan 18 bölü 7 birim kare olur. Evet sorumuz bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Daha sonraki videolarda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.